Almanya'da izlediğim ilk seçim 2017 yılının Nisan ayındaydı. Berlin adeta merkez siyasetin çöküşüne tanık olmuştu. Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokratlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük oy kaybını yaşamıştı o seçimde. Göçmen karşıtı ırkçı AFD oylarını bir önceki seçime göre %8 artırıp 12.6 oranında oy almıştı. 3. parti olarak federal meclise girmişti. Sonuçlar açıklandıktan sonra AfD karargahına gittiğimde demokratik bir refleksle seçim bürosu önünde toplanan protestocuları görmüştüm. Yabancılar dışarı diye kampanya yapan partiye karşı Naziler dışarı diye bağırıyorlardı. Yaklaşık 7 yıl sonra bugün Almanya yeniden aynı sloganla ayakta. AfD istikrarlı büyüyüşünü sürdürürken toplumun demokratik hassasiyeti de ona paralel büyüyor. Partinin kolektivin ortaya çıkardığı master planı ve milyonlarca yabancıyı göçe zorlama hazırlığı büyük bir infiale yol açtı. Ancak Almanya'nın demokrat kamuoyunun bu tepkisinin seçim sonuçlarını ne kadar etkileyeceği şüpheli. Çünkü AFD'nin gizli gündemi açığa çıkmasına rağmen onu büyüten nedenler hala varlığını sürdürüyor. 2017'deki o seçimden sonra iki merkez partinin büyük koalisyonda buluşması adı alternatif olan AfD'yi merkezin alternatif haline getirip büyüttü. Daha da kötüsü AfD tezlerinin toplumda karşılık bulmaya başlaması diğer bazı partileri de onun çizgisine yaklaştırmaya başladı. Bu denkleme bir de Fransa'dan Hollanda'ya, İtalya'dan İngiltere'ye kadar Avrupa'yı etkisine alan popülist sağcı rüzgarı eklemek gerekiyor. Şimdi o rüzgar Nazizm'den çok çekmiş Almanya'nın kapısına dayanıyor. Haftalardır süren protesto gösterileri Almanya'nın direncini ortaya koyması açısından çok kıymetli. AFD'nin asıl hedefinde olan Türkiye'li göçmenlerin gösterilere katılımının düşük olması ise düşündürücü. Yapılan sokak anketleri Almanya'da yaşayan Türklerin bir bölümünün AFD'nin yabancı düşmanı tezlerine hak verdiğini kanıtlıyor. Anlaşıdan önceden gelenler sonradan gelenleri istemiyor. Ancak bu yaklaşım AFD'nin ekmeğine yağ sürüyor. Oysa muhtemel bir AFD iktidarında erken gelen yeni gelen ayrımı yapılmayacağı belli.